Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, bugün yapılacak olan görüşmelerin karşılıklı fikirlerden yararlanıldığı, yasamanın yürütmeyi denetleme yetkisinden fayda görülen verimli bir çalışma olmasını diliyorum. Dikkatinizi çekmek istediğim birinci husus şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017 referandumu öncesinde yasama ve yürütmenin birbirinden katı olarak ayrılacağını savunmuştu. Muhalefetin itirazlarına rağmen kabul edilen anayasa değişikliğiyle birlikte kuvvetler ayrılmadı, tam tersine birleşti. Bu dönemde Adalet Komisyonu'nun görüştüğü torba kanunlar, Adalet Bakanlığı'nın hazırlaması ve milletvekillerine göndermesi yoluyla yapılıyor. Bunu Sayın Bakan'ın yasa tekliflerinin hazırlanması aşamasındaki açıklamalarından anlıyoruz. Bunu Sayın bürokratların desteğini de alma fikrini reddettiğim için ifade etmiyorum. Ama milletvekillerinin başlattığı, ihtiyacı gördüğü, belirlediği, tespit ettiği, muhalefetle ve sivil toplumla tartıştığı, ardından teknik desteğin alındığı bir sürece ihtiyaç var burada. İkinci husus şu: herkesin ne kadar farklı fikirde olduğumuzu bildiği gibi Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması meselesi. Ancak burada sadece Can Atalay kararından bahsetmeyeceğim. Oradaki vahim örnek artık herkesin malumu, bugün de konuşulacak. Ancak yasa tekliflerinizde şöyle bir sorun görüyorum: Anayasa Mahkemesi iptal kararlarında yürürlükle ilgili bir süre veriyor. Getirdiğiniz teklifler ya o sürenin dolmasından hemen önce getirilen alelacele teklifler, ya da süre dolduktan sonra hukuki boşluğu doldurmak adına meclisten bir günde apar topar geçirmeye yönelik teklifler. Bu metinlerde de büyük çoğunlukla iptal edilen hükmün tamamen aynısı veya bazı kelimelerin yer değiştirmiş halinin olduğunu görüyoruz. Bunlar da yine yöntemine karşı çıktığımız torba kanun usulüyle getiriliyor. Aynı kadının isim hakkını ihlal eden kadının soyadı düzenlemesi gibi. Bu yapılan anayasanın sistematik olarak ihlal edilmesi, Anayasa Mahkemesi'nin fiilen bir kere daha devreden çıkarılması anlamına geliyor. Yani tartışmayı yalnızca Can Atalay kararı ve bireysel başvuru kararları üzerinden değil, ama norm denetimini de dahil ederek yapmak zorundayız burada. Ve defalarca ifade ettiğimiz gibi anayasayı uygulamayan bir mantıkla anayasa değişikliğini tartışmak bizim için mümkün değil. Üçüncü husus, yine çok tartışılan, burada da tartışılacak ve tekrar etmeyeceğim ayrıntılarını ama değinmekte de önem gördüğüm Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmaması sorunu. Bizim şunu bilmemiz lazım Sayın Bakan: anayasanın 90. maddesi devreden çıktı mı, Avrupa Konseyi'nden çıktık mı veya çıkmayı mı planlıyoruz? Dördüncü husus, bu senenin ikinci yarısında özellikle çok tartışılan bir konu var: etki ajanlığı düzenlemesi. Burada Türk Ceza Kanunu'nda yer alan casusluk suçlarına dahil edilemeyen nelerin olduğunu merak ediyoruz. Çünkü komisyonda yapılan açıklamalar bizim için açık olmadı, bizi tatmin etmedi. Getirilen ve geri çekilen metinle Erasmus'a giden öğrencilerin, akademisyenlerin, siyasetçilerin, sivil toplum örgütlerinin ve gazetecilerin ifade özgürlüğünün etkilenmesine çok müsait bir ifade vardı. Aynı metin geri getirilmeye çalışılırsa, Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi biz kırmızı alarmdayız. Yok eğer gerçekten ifade özgürlüğüyle ilgili olmayan sivil toplum örgütlerini ve gazetecileri etkilemeyecek bir düzenleme düşünüyorsanız bu konuyu da çok dikkatle ele almak zorundayız. Beşinci husus, siyasi davalar ve olaylar. Sayın Bakan, önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan dava ile ilgili siyasetçilerimiz için bir ibret vesikasıdır şeklindeki sözleriniz, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı olduğunuz için bu başkanlık sıfatıyla yargıya müdahale niteliğinde oluyor. Ayrıca bu aynı zamanda bir muhalefeti dizayn etme girişimidir. Biz ne söyleyeceğimizi, nasıl siyaset yapacağımızı kendimiz biliriz, kendimiz karar veririz. Diğer taraftan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davada İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Adalet ve Kalkınma Partisi grup sözcüsünün "Neden Samsun'a sürdüğümüzü izah edeceğim" sözlerini çok vahim buluyoruz ve gündeminize almanızı bekliyoruz. Ahmak davasının siyaseti dizayn etme girişimi olduğunun en başından beri farkındayız ve buna izin vermeyeceğiz. Altıncı husus, belediye başkanlarımız hakkında akıl almaz bazı girişimler. Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer, bu yaşına kadar hem adli sicil kaydı temiz hem de bir tek bile suç işlememiş bir akademisyen, Süleyman Soylu'nun değerli görüş ve katkıları için teşekkür ettiği, 2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüne başvurulan
belediye başkanı olarak düzenlediği ve kaymakamın da katılmış olduğu konserde atılan sloganlardan sorumlu tutulan, tutukluluğa itirazın reddi kararında birdenbire aleyhine bir gizli tanık ortaya çıkan Profesör Doktor Ahmet Özer. Esenyurt Belediye Başkanımız geçmişte sizin partinizin de defalarca görüşüne başvurduğu, dönüp Esenyurt'u 10 yıllık bir Cumhuriyet Halk Partili olarak kazandığında hakkında suç uydurulan Ahmet Özer. Evine şafak operasyonuyla girilen, evinde ve belediyede yapılan aramalar sırasında yanında avukatı bulundurulmayan, alınan dijital kayıtlarının imajının bile verilmediği Ahmet Özer. Biz bu yöntemleri bir yerden hatırlıyoruz. Esenyurt halkının iradesi gasp edilirken seçilmiş milletvekilleri ve belediye meclis üyeleri bile kapıda bekletildikten sonra içeri alındı. Kenan Evrenci bir anlayışla belediyeden sökülen Cumhuriyet Halk Partisi tabelası oraya yeniden takıldı. Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül hakkında yıllar önce katıldığı bir taziyeden dolayı dava açıldı. Cenazenin defnedilmesi için belediye başkanımızdan o günlerde yardım isteyen kişi Cumhuriyet Savcısı. Güvenliğin sağlanması amacıyla yardım istiyor Cumhuriyet Savcısı. Belediye başkanımız bu olayın üzerine 3 kere seçim kazanıyor, 3 kere belediye başkanlığı yapıyor. Her nasılsa bu şimdi sorun oluyor ve bir siyasetçinin de daha sözde terörist olduğuna karar veriliyor. Ve kayyumlarla ilgili bir açıklamanız oldu Sayın Bakan, o yüzden size ifade etmek istiyorum. Dediniz ki belediye başkanı değil, bunlar belediye başkan vekilleridir. Kayyum değildir dediniz. Kesinleşmiş bir hüküm olursa başkanlık düşer, yerine meclis seçer dediğiniz için bunları hatırlatıyorum. Bu açıklamanız da bence masumiyet karinesine aykırı ama bir mantık da burada ters çevrilmiş oluyor. Kişi hakkında masumiyet karinesi varken belediye meclisi seçmez biz atarız ama hüküm kesinleştiğinde o zaman demokratik mekanizmaları işletmeye başlarız demiş oluyorsunuz. Ama yine de bu açıklamayı referans alarak en başa dönüyorum. Lütfen Ovacık Belediyesi'nin web sitesini açın Sayın Bakan. Orada kim başkan olarak yazılmış? Başkan vekili olarak değil. Kim başkan olarak yazılmış? Kayyum Hüseyin Şamil Sözen. Yani siz bizim kayyum dediğimizde başkan vekili diyorsunuz. Ama oralarda zaten bu kişi başkan olarak ilan edilmiş durumda. Resmi siteden bahsediyorum. Yani burası da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olduğu için Ovacık halkının iradesine saygı beklerken bir yandan da böyle bir durum var. Son olarak Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le ilgili dünkü ifadeleriniz var. 28 gün boyunca sizden bir yanıt beklendi Sayın Bakan. Demokratik bir şekilde belediye meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz Esenyurt'ta nöbet tuttular. Hepimiz oradaydık. Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanını kendi belediye başkanıyla görüştürmemek için 28 gün beklediniz. Genel Başkanımızın üslubunu değiştirmesiyle birlikte önce bana göre hiç kabul edilemeyecek ve cinsiyetçi bir açıklamayla adam gibi istesin veririz dediniz. Aynı günde gerekli yazıyı yine kendiniz yazdınız Sayın Bakan. O zaman ben şunu sormak zorunda kalıyorum. Canan Kaftancıoğlu'nun davasında Selahattin Demirtaş'ın, Selçuk Kozaçlı'nın, Sözcü Gazetesi yazarlarının, Hrant Dink'in, Enis Berberoğlu'nun davasında hep aynı isim var. Farklı mahkemeler ama hep aynı isim var. Kendisi önce sizin yardımcınızdı, şimdi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Hepimizin bildiği gibi. Sizi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı üzerinden zorlayacak açıklamaları mı tercih ediyorsunuz? Akın Gürlek'e bu sarayın celladı, sizden bahsedilerek bu bakanın imamı Akın Gürlek, yine sizden bahsedilerek bu bakanın Akın Gürlek'e gücü yetmemektedir denmesini mi istiyorsunuz? Genel Başkanımız bu ifadeleri tercih etmezdi ama size yine çok sert ifadelerde bulunmaya devam edebilir. Ama bizim dileğimiz sizlerde bunlara hiç gerek bırakmayacak bir siyasi nezaketin ve temiz bir dilin hakim olması. Burada da sizin konumunuz önemli olacak. Teşekkür ederim.